hakkında söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdandır. Sanat aracılığıyla insanı yüceltme amacını gütmüştür. Romanlarında şiirsel anlatımın olanaklarından yararlanarak kendine özgü şiirsel bir dil oluşturmuştur. Hem yaşadığı çağı hem de tanığı dönemleri, tanığı olmadığı dönemleri romanlarında ele almıştır. Eserlerinde bireysel sorunları toplumsal bir yaklaşımla işlemiştir. Romanlarında kadın erkek ilişkisi, milliyetçilik ve milli mücadele, Osmanlı tarihi ve tarihsel kökler, siyaset ve siyasi meseleler, gençlik ve yozlaşma gibi konulara ele almıştır. Milli ve manevi değerleri önemsemiştir. Romanlarıyla tanınsa da oğlumuz, yarın diye bir şey yoktur hikayeleriyle ayakta durmak istiyorum, akümülatörlü radyo gibi oyunları vardır. Oğlumuz arkadaşlar, biliyorsunuz ki Tarık Buğra'nın çok çok önemli bir eseri. Hemen oradan yakalayabilirdiniz. Cevabımız Bursa. Göre diyaloglarından hangisi söz konusu tartışmadan alınmış olabilir? Ahmet Mithat ve Halit Ziya'nın roman anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki yazar arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki yazar roman konusunda hayali bir tartışmaya girişir. Evet, Ahmet Mithat Efendi ve Halit Ziya arkadaşlar bakıyoruz. Ahmet Mithat, sizin estetik boyutu zayıf, kuru eserlerinizle okura yetmek arzunuz için münasip demek ne mümkün? Halit Ziya, doğal söyleyişten, sade dilden anlaşılır olmaktan kime zarar gelmiş ki değil mi efendim? Bu yanlış arkadaşlar. Zaten Halit Ziya hem böyle bir şey diyemez. Çünkü Halit Ziya'nın romanlarında dil ağır. Hem de hayali bir tartışma değil. Dolayısıyla biri eliyoruz. İkiye bakıyoruz. Azizim, artık realizmin peşinden koşmayı bıraksanız da romantizmin büyüleyici havasında dine, tarihe yönelseniz. Romanda psikoloji aradım ben. Bunu realizmin tasvirlerinde, hakikatte buldum diyor arkadaşlar. Yanlış. Dolayısıyla Halit Ziya biliyorsunuz ki zaten realizm akımından etkilenmiş. Realizmin peşinden koşmayı bırakıp romantizmin büyüleyici havası falan. Yanlış. Dolayısıyla ikiyi de eliyoruz. Ahmet Mithat, muhterem çizdiğiniz iyi ya da kötü kahramanlar yoluyla sosyal mesaja hizmet etme esası sizde yok ne yazık ki. Kesinlikle bu doğru arkadaşlar. Çünkü Ahmet Mithat'ta iyi kötü kahramanlar yoluyla sosyal mesajlar verilir biliyorsunuz. Halit Ziya, amaç sosyal mesaj değil ki üstad, kahramanların yaptıklarının gerekçelerini ve buna yönelme nedenlerini açıklamakla yükümlü olmalıyız. Halit Ziya gerçekten sosyal bir mesaj vermiyor, bireysel bir mesaj veriyor arkadaşlar. 3 uyuşuyor bu tartışmalara. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Romanlarımızda eski yeni tartışmaları arasında bir geçiş dönemi ürünü olarak görebildiğimiz rütbe tipi, Tanzimat dönemindeki özelliklerinden bir kısmını korumakla birlikte bazı yönlerden dönüşümlere uğrayarak aylak tipi adını verebileceğimiz bir tipe dönüşür. Aylak tipi başlangıçta aylaksı tip diyebileceğimiz, günlerini zevk ve sefa peşinde geçiren ve tek amaçları eğlenmek olan tipler olarak karşımıza çıkar. Zübbe tipinden farklı olarak akılları başlarındadır fakat zekalarını olumlu işlerde kullanmazlar. Toplumda var olan ahlaki prensipleri yok sayan bu tiplerden nokta 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 amcasının eşi olan Bihter'le yasak bir aşk yaşarken diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Biliyorsunuz dizisi de vardı. Behlül'den bahsediyoruz. Nokta nokta halasının oğlu olan Süreyya'nın eşine aşık olur ve onu baştan çıkarır. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Necip'ten bahsediyoruz. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftasıydı. Mehmet Ali'ye sordum. Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar? Yabansın da ondan beyim. Bu yaban sıfatı beni önce çok kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolular, Anadolu köyleri tıpkı kadim Yunanlıların kendilerinden başkasına barbar lakabını vermesi gibi her yabancıya yaban diyorlar. Her memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümresi arasında aynı derin uçurum mevcut mudur bilmiyorum ama mektep görmüş bir İstanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark bir Londralı İngiliz ile bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür. Bunu yazarken elim titriyor. Anlatım birinci kişi ağzından elim titriyor benim elim. Doğru kesinlikle. Kadınlarınız neden benden kaçıyor? Hep ben var. Birinci kişi anlatım var. A doğru. Anlatıcının düşünce ve duyguları iç konuşma tekniğiyle verilmektedir. Kesinlikle doğru. Çünkü önce yaban sıfatına çok kızdım diyor. Sonra anladım ki diyor kendi içinden, kendi iç konuşması, iç konuşma tekniği söz konusu. B de doğru. Köylü ile köyden olmayan biri arasındaki uzaklığa değinilmektedir. Evet arkadaşlar. Çünkü Anadolu köylüsü ve İstanbul çocuğu arasındaki farktan bahsetmiş. Bunu da ediyoruz. Yaşananlar anlatıcı tarafından
Tiratlarla yorumlanmaktadır. Bu da doğru. Durum hikayesine özgü bir anlatım sergilenmektedir. Hayır arkadaşlar, bir olay anlattığı için olay hikayesi var. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan kahramanın yer aldığı romanın yazarıdır? C. Olanla yetinerek, aramadan, düşünmeden yaşanılsın diye yaratılmış bir dünyada kendisini yalnız hisseder. Kendisini sıradan insanlardan üstün gören C. Olanla yetinmeyi bir eksiklik olarak görür. Çünkü toplumun geneli olanla yetinilen insanlardan oluşmaktadır. Ve böyle davranmak C'yi sıradanlaştıracaktır. Sıradanlaşmaktan kaçınan C çözümü kendini toplumdan soyutlamakta bulur. Fakat zaman zaman sıradan insanlara imrenir ve onların huzurunu arar. Akşamları elinizde paketlerle dönersiniz. Sizi bekleyenler vardır. Rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizdeki boşluklar yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşünen, bir ben miyim yalnız diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda C karakteri Aylak Adam romanının karakteridir. Şöyle Aylak Adam. Aylak Adam da Yusuf Atılgan'ın eseri. Cevabımız C şıkkı. C'nin sözlerinden hareketle söz konusu roman parçası ile ilgili saptamalardan hangisi yapılamaz? C olanla yetinerek, aramadan, düşünmeden yaşanılsın diye yaratılmış bir dünyadan kendisini yalnız hisseder. Kendisini sıradan insanlardan üstün gören C olanla yetinmeyi bir eksiklik olarak görür. Çünkü toplumun geneli olanla yetinen insanlardan oluşmaktadır ve böyle davranmak C'yi sıradanlaştıracaktır. Sıradanlaşmaktan kaçınan C çözümü kendini toplumdan soyutlamakta bulur. Fakat zaman zaman sıradan insanlara imrenir ve onların huzurunu arar. Akşamları elinizde paketlerle dönersiniz. Sizi bekleyenler vardır. Rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizde boşluklar yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşünen, bir ben miyim yalnız diyor. Kahraman bakış açısıyla verilmiş arkadaşlar. Şu sondaki cümlelerden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru. Anlatıcının düşünceleri iç konuşmalarla verilmektedir. Kendi kendine neden ben böyle olamıyorum diyor arkadaşlar ve zaman zaman o sıradan insanlara imrenmektedir, özenmektedir. Dolayısıyla şöyle ikiyi de eleyebiliriz. Anlatıcı içinde bulunduğu arayışı sorgulamaktadır. Evet, çünkü kendisine sürekli sorular sormakta. Bu da doğru. Geri dönüş tekniğine başvurulmuştur. Yanlış arkadaşlar. Zamanda geriye dönüş yapılmamış. Cevabımız Bursa. Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğu ve gençlik yılları 19. yüzyılın sonlarında Boğaziçi yıllarıyla Çamlıca'daki eski zaman köşklerinde geçen yazar, edebiyatımızda daha çok İstanbul'un mazide kalan tarihi ve doğal güzelliklerini anlattığı eserleriyle tanınmıştır. Asırlar içinde meydana getirilen Boğaziçi medeniyeti konusuna ilk defa dikkati çekmiştir. Boğaziçi, Büyükada ve Çamlıca çerçevesi dışında kalan hayata ve insanlara karşı kapalı yaşayan yazarın romanlarında yılda ancak iki çift ayakkabı ve iki kravat alabildiği için geçim sıkıntısı çeken ve çalışmak zorunda olduğu için acınası bir yoksulluk içinde çizilen kahramanından başka bütün tipler yüksek zümredendir. Çamlıca, Boğaziçi arkadaşlar, tabii ki Çamlıca'daki eniştemizden Fahim Bey ve bizden bilirsiniz. Abdülhak Şinasi Hisar'ın, dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Nabizade Nazım nokta 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 insanın ruhsal ve bedensel eğilimlerini ortaya koymuş, Sufi'yi felakete götüren nedenlerin başında Sırrı Cemal ve Üraniye duyulan bedensel tutkunluğun altını çizmek istemiştir. Nokta 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 Miras Yedi Kahraman, Behruz Bey'in psikolojisiyle fiziksel özellikleri arasında paralellik, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından giyim kuşam tasvirleriyle de desteklenmiştir. Behruz Bey arkadaşlar, araba sevdasının ana karakteri biliyorsunuz. Şöyle Nabizade Nazım deyince şimdi bakıyoruz. Karabibik değil arkadaşlar, bunu eliyoruz. İntibah değil, çünkü İntibah Namık Kemal'in, bunu da eliyoruz. Taşşuku Talat ve Fitnat Nabizade Nazım'ın değil, bunu da eliyoruz. Henüz 17 yaşındayı da eliyoruz. Nabizade Nazım Zehra ve araba sevdası zaten Behruz Bey. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu parça içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? Kahveci Nuri şekeri dışarıda çayını getirir getirmez sağ elindeki tesbihi sol eline alıp sol eline devirip bardağı kavradı. Muhtar, bu şehirlinin işleri de pek çok yaman diye söylendi. Öte beri fiyatları yükseldikçe bir akıl düşünüyor muhakkak. Bak şimdi çay bardaklarını gücülttü. Nuri, bülbül yuvası derler bunu ağam dedi. Tiryakiler küçük bardaktan içer. Usul böyledir. Git ulan dedim muhtar. İçine tüküreyim böyle bülbül yuvasının. Şuna bak. Teh. İş mi şu? Köy kurulunun birinci üyesi sol yanına oturmuştu. Zaman değişiyor ağam.
Biz de zamana uyduracağız kendimizi. Ülü emre itaat demişler. Herhalde bu sözün bir hikmeti olsa gerek. Şimdiki zamanda emir de şehirden geliyor. Sen de şehre uyacaksın. Küçük bardaktan mı iç dediler? İçeceksin. Hiç içme derlerse o da kabul. Hiç içmeyeceksin diyor arkadaşlar. Köy dedi, kahve dedi, yöresel ağız var. Dolayısıyla arkadaşlar bu şöyle köy gerçeklerini dile getiren, yani toplumcu gerçekçilerin eserlerinden alınan bir nedir? Bir metindir. Bu şekliyle baktığımızda Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Yaşar Kemal toplumcu gerçekçi sanatçılardandır. Fakat Peyami Safa bireyin iç dünyasını, şöyle bireyin iç dünyasını, psikolojik durumlarını ele alır. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir? Kahramanlar genellikle seçkin kişilerden seçilir. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisi vardır. Olayların mekanı genellikle İstanbul'dur. Yazar eserlerde kişiliğini gizler. Çevre tasvirleri süs için değil, anlatılanı tamamlamak için yapılır. Arkadaşlar baktığımızda şöyle Servet-i Fünun roman özelliği olduğunu görüyoruz. Hayal içinde tabii ki Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünun. Nemi'de arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in, Nesli Ahir Halit Ziya Uşaklıgil'in, bunlar hep Servet-i Fünun dönemi. Ferda-i Garam, Mehmet Rauf Servet-i Fünun, Pandomima, Sami Paşazade Sezai'nin arkadaşlar. Dolayısıyla o Tanzimat dönemi, bu yüzden cevabımız C şıkkı.